İyi akşamlar sevgili dostlar. Sedef Kabaş TV'de bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün hem iç siyaseti hem dış siyaseti birlikte konuşacağız. Bugün yine değerli bir ismi ağırlıyoruz. Bir hukukçuyu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi 26. dönem milletvekili Haluk Pekşen yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Sağ olun, size de iyi yayınlar. Çok teşekkür. Öncelikle tabii ki Sedef Kabaş'ın durumunu konuşmak istiyoruz. Sedef Kabaş bugün tam olarak özgürlüğünden mahrum bırakılalı tam 40 gün oldu. 11 Mart'ta mahkemesi var ve yaklaşık 12 yılda yargılanıyor. Bir anneyi, bir kadını 40 gündür tutsak ediyorlar. Bir siyasetçi olarak, bir hukukçu olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz Haluk Bey? Şimdi tabii Barış Bey, bu özeti, bütün bu sorduklarınızın özeti ve 40 günlük tutukluluk sürecinin özeti aslında Türkiye'deki içler acısı hukuk düzeninin fotoğrafıdır. Yani Sedef Kabaş'ın tutuklanması ve Sedef Kabaş'ın tutuklanmaya sürüklenen o süreçteki bütün yaşanan olaylar bir bütün olarak Türkiye'deki hukuk ve yargı düzenine tutulan bir aynadır. Hiçbirimiz bugün Türkiye'de dünyadaki öğretilmiş olan ceza hukuku teorileri içerisinde böyle bir tutuklamayı anlamakta, algılamakta güçlük çekiyoruz. Bir ceza adalet sistemi içerisinde insanlar bildikleri yasalarla yargılanırlar. Ceza adaletinin temeli yasayla yargılanmaktır. İnsanlar yasaları ihlal ederler. O ihlalin karşılığında bir yargılama süreci başlar. Ancak burada Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sürüklenen olaylar bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkan gerçek fotoğraf şu ki Türkiye'de özellikle AKP iktidarı ile birlikte 2007 yılından sonra 2007 sonrasında gelişen bütün olaylar gösteriyor ki Türkiye'deki tutuklamalar tamamen siyasi nedenlerle toplum üzerinde oluşturulmuş olan baskılara hizmet eder şekilde yargı üzerinde, ceza adaleti üzerindeki bir süreçten ibarettir. Onun için ben hep söylüyorum. Kimin niye tutuklu olduğu, kimin niye tutuklu olmadığı, kimin tutuklu yargılanıp kimin tutuklu yargılanmadığını izah etmek Türkiye'de mümkün değildir. Buna da uğraşmamak gerekiyor. O gün Türkiye'de siyasal konjüktür, ceza adalet sistemi üzerinde nasıl bir baskı yöntemi kurmak istiyorsa, canı ne istiyorsa onu yapıyor. Kısacası ceza adaleti sisteminin Türkiye'de yasalar üzerinden işlemediği ve yasaların da kimin tarafından nasıl uygulanacağına bugüne kadar herhangi bir şekilde bir netlik kazandırılmadığı bir dönemde niye tutuklu olduğu veya niye tutuklama olmadığı yönündeki mantık yürütmenin ve buradan sonuç elde etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sedef Kabaş Türkiye'de ülkeye mal olmuş son derece değerli, yürekli, yiğit, aydın bir gazeteci. Ve bu konuda gerçekten kendisi de zaman zaman toplum içerisindeki verdiği mücadelelerle sık sık linç edilmeye, susturulmaya çalışılan bir gazeteci. Sedef Kabaş'ı uzun zamandan beri susturmak için baskılıyorlar. Özellikle sosyal medyada son derece iyi niyetli bir eğitici kimliğiyle paylaştığı sosyal medya paylaşımlarına bile çok ağır saldırıların yapıldığını biliyorsunuz. Ama bu yalnızca Sedef Kabaş'ta olmadı. Sedef Kabaş'ın meslektaşlarıyla birlikte yapmış olduğu mücadeleye bakıldığında onun kadın kimliği ve daha ötesine birer tamamen taciz niteliği taşıyan sapkınlıklarla zaman zaman çok ciddi bir şekilde taciz edildiği, baskılandığını da hepimiz gördük, tanık olduk. Bu maalesef Türkiye'deki ceza adalet sistemi üzerinden toplumun nerelere savrulduğunu, nasıl bir savurganlık yaşadığını gösteren en sosyolojik olaylardan bir tanesidir. Bu ilerleyen yıllarda eminim ki Sedef Kabaş'ın tutuklanması da dahil olmak üzere çok ciddi bir değerlendirme süreci, sosyolojik değerlendirme süreci bunlara ilişkin yaşanacaktır. Ve bunların Türkiye'nin ceza adalet sisteminin önünde birer kara leke olarak kalacağını şimdiden söylemek mümkündür. Hiç kimse, hiçbir hukukçu böylesine bir iddianameyi de izah edemez. Yani son derece ağır bir iddianame. Bu iddianameden öte Sedef Kabaş'ı içeride ne kadar tutuklu tutabilirlerse onu sağlayacak olan bir yazılı bir evrak olarak değerlendiriyorum ben bunu. Böyle bir iddianame olmaz. İddianamelerin ceza adalet sistemi içerisindeki giderek toplumda karşılığının kalmayışının temel sebebi de tamamen budur. Türkiye'de bir savcı
bir soruşturma başlattığı zaman maalesef bu soruşturmaların hukuki sonuç alma oranı son derece düşüktür. Çünkü maalesef bizim gibi ülkelerde ceza adaleti sistemi baskı unsuru olarak kullanılabilmekte. Yasalar olmadan da kendiliğinden işletilebilmekte. Bu da toplumun vicdanıyla son derece çelişmekte, çatışmakta ve toplumun yargıya olan inancı da ağır bir tahribata uğramaktadır. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanları emekliliklerine kısa süre kala konuşmaya başlıyorlar. Eskiden böyle değildi. Eskiden kuvvetler ayrılığı gereği Yargıtay Başkanı da, Anayasa Mahkemesi Başkanı da, Yüksek Mahkeme Başkanları da sık sık hukukta ve yargıda olması gereken nasıl bir adalet sistemi olduğuna ilişkin vurgu yaparlar, buna ilişkin görüşlerini paylaşırlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi emekliliklerine kısa bir süre kalınca konuşmaya başlıyorlar. Ondan önce bu baskılara karşı olması gereken direnci gösteremiyorlar. Böylece büyük bir suskunluk süreci yaşanıyor. Şimdi son dönemlerde bakıyoruz, hem Yargıtay Başkanı hem diğer Yüksek Mahkeme Başkanları emeklilikleri yaklaştığında Türkiye'de ceza adalet sistemine ve adalete olan güvenin neredeyse %20'lerde olduğunu açıkça söylüyorlar. Yani toplum adalete olan inancını kaybetmiş ise o zaman Türkiye'de Sedef Kabaş'ın tutukluluğundan çok daha ağır bir durum söz konusudur. Sedef Kabaş suç işlediğinde, yani toplumun adalete olan inancının kalmaması aslında toplum açısından, toplumun geleceği açısından çok tehlikeli bir durum değil mi? Bir ülkede adalete olan inanç ne kadar zayıflarsa o ülkedeki toplumsal barış, huzur, o ülkedeki inanç ve güven, geleceği planlama, geleceği olan güven ilkelerinin tamamı sarsılmış olur. Şimdi Türkiye'de bakın herkes bu ülkeden bir şekilde başka ülkelere gitmeyi ve hayatını orada planlamayı, planlama arayışı içerisinde. Bunun temel sebebi bizim ülkemizde iki temel değer toplumun en önemli paydasını oluşturur. Ve bu belki de Türkiye'nin dünyanın diğer ülkelerinden ayıran en önemli özelliğidir. Batı'nın en önemli değeri Barış Bey, özgürlüktür. Batı özgürlük üzerine inşa edilmiştir. Ama İslam dünyasında da bizim inancımızın temeli adalettir. Yani doğudaki İslam inancında Kur'an-ı Kerim ve hadislerde de daha sonra işte halifelerin de uygulamalarına bakıldığı zaman adalete yoğun bir vurgu vardır. Yani şöyle söyleyebiliriz bunu. Bizim coğrafyamızda adalet, Batı'da da özgürlük. Doğal olarak şimdi bizim insanlarımıza bakıyorum. Bu iki temel değerinde Türkiye'de çok ağır tahribat aldığını ve toplumun bu iki değer üzerinden büyük bir ayrışmaya doğru gittiğini ve bu iki değer üzerinden geleceğini planladığını görüyoruz. Gençlerimize baktığınız zaman gençler geleceğini özgürlüğe doğru planlıyorlar. Ülkenin içerisinde buradan kendilerine yeni bir gelecek planlayamayacak durumda olanlarsa ülkedeki adaletsizlikten kaynaklanan ağır bir travmayla hesaplaşma gününe doğru gün sayıyor oluyorlar. Kısacası Türkiye kendisini inşa eden iki büyük kültürel değer değerin son derece çürüdüğünü, çöktüğünü görüyor ve bu Sedef Kabaş'ın yaşadıkları da bu çürümüşlüğün ve çökmüşlüğün sonuçlarında bir mağduriyettir. Onun için bir an önce özgürlüğüne kavuşması Türkiye'nin bu konuda belki de bir nebze olsun hukuka, demokrasiye, ceza adalet sistemine olan inancını da kuvvetlendirir diye umut ediyorum. Çünkü tutuklanan insan bir kadın, bir anne ve özel bir durumu olan bir anne, daha küçük bir çocuk var ortada ve burada hiçbir toplumsal barış, hiçbir kamu menfaati, hiçbir toplumsal menfaat burada yatıştırılmaz. Bu tutuklama tam tersine toplumda ayrışmayı, kutuplaşmayı ve mağduriyeti ayrıştıran, ceza adaleti sistemine olan inancı zayıflatan bir tutuklama olmuştur. Zaten iktidarın bir nevi amacı da zaten bu kutuplaştırmayı daha da kuvvetlendirmek. Kendisi açısından siyasi. Evet, doğru. Evet, ne yazık ki dediğim gibi 40 gündür özgürlüğünden mahrum Sedef Kabaş. 11 Mart'ta duruşması var Çağlayan'da. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Özellikle sosyal medya hesaplarımızdan Sedef Kabaş özgürlük etiketiyle paylaşımlarınızı desteklemeyi rica ediyoruz. Evet, bugün aslında hem iç siyaset konuşacağız dedik, hem dış siyaset konuşacağız dedik. Ne yazık ki bölgemiz hep savaşlarla anıldığı için
ve dibimizde de yeni bir savaş başladığı için bu konuyu biraz gündeme getirmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 8. gün olması lazım. Tabii dünyanın görmediği aslında yani biz yaş olarak da belki biraz daha tecrübesiz bir konuda ama herhalde böyle bir ambargo sürecini ilk defa görüyoruz. Yani YouTube'dan Apple uygulamalarına kadar neredeyse Rusya kargo teşkilatlarından futbol mekanizmalarına kadar sporun bütün branşlarından neredeyse çıkartılmış durumda. Aynı zamanda bir savaş da hala devam ediyor. Sonuçta savaşın olduğu bir coğrafyada insanlar ölüyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Türkiye nasıl bir pozisyon almalı? Türkiye'nin şu ana kadarki yapmış olduğu dış politika siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha sonra akabinde zaten Montreux ile ilgili de görüşlerinizi alacağım. Ama öncelikle bir genel olarak Rusya-Ukrayna savaşını ve Türkiye'ye yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Barış Beyciğim, o kadar karmaşık, o kadar komplike bir problemi konuşuyoruz ki bu konuda söylenen her şeyi önemsemek lazım ve ciddiye almak lazım. Bu söylenenlerin hiçbirisi yanlış değildir. Ama hiçbirisinde doğruluğunu iddia edemeyiz. Bunlar çünkü dünyada daha yepyeni stratejik çatışmaları da içerisine alan, kapsayan, daha dünyada bilmediğimiz, kim bilir daha ne kadar düşünülmüş ve kamuoyunun bilgisi dışında olan çatışma yönlendirme ve stratejileri yöntemleridir. Buna son derece iyi hazırlanmış ve bugüne kadar da bunun eğitimini almış, ömrü bu tür sıcak çatışmalara da dahil olmak üzere yumuşak güç ve sert güçleri, askeri güçleri kullanma üzere bütün ömrünü geçirmiş olan kuvvetler şu anda sahadadır. Buradaki olan biteni askeri açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, temel insan hakları açısından çok uzun değerlendirmek mümkündür. Ama ben şunu söyleyebilirim ki bildiğiniz üzere 2012'den sonra NATO bu tür sıcak çatışmalarda dahil olmak üzere NATO'nun mücadele konsepti içerisine birçok unsuru eklemiştir. Bunlardan bir tanesi siber saldırılar, biyolojik, kimyasal ve siber saldırıları da içerisine alacak şekilde çok yoğun bir NATO savunma sistemi geliştirdi. Şimdi sahaya bakıldığında bütün bunların detaylı bir şekilde unsurlarını görmek mümkündür. Gerçekten acaba burada kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru mudur değil midir? Hepimiz zaman zaman kuşku duyuyoruz. O kadar fazla görsel paylaşım var ki bu görseller doğru mu değil mi? Bu görseller neyi amaçlıyorlar? Zaman zaman kestirmekte de güçlük çekiyoruz. Kısacası dünyada 2012'den sonra planlanan NATO'nun da kendi bünyesine almış olduğu siber saldırı konseptlerinin büyük bir kısmının sahada test edildiğini görüyoruz. Bu tabii geçmişte Afganistan'da başlayıp sonra Irak'a, sonra Suriye'ye, sonra Libya'ya yansıyan ve orada da bilek güreşi olarak devam eden NATO ile Atlantik Paktı ile zaman zaman Çin ama çoğunlukla Rusya arasındaki bilek güreşinin Ukrayna'da bu defa bir plato bulduğu ve orada devam ettiğini görüyoruz. Aslında Ukrayna'da yazık olan şey şu: Ukrayna bu işin içerisinde çok ağır bir mağduriyet altında. O topraklardaki insanlar ne yazık ki bu mağduriyetin bedelini canlarıyla ödüyorlar. Kısacası işin bir tarafta askeri boyutunu değerlendirdiğimizde olan biteni kısa süre içerisinde kestirmek ve şöyle olacaktır demek pek olası değildir. Nitekim Suriye'de de küçük bir devlettir Suriye ama Suriye platosunda yaşananları aradan geçen 10 yıl sonra sağlıklı bir şekilde değerlendirdiğimizde Suriye'de çok ciddi bir sonucun oluştuğunu ve orada bir paylaşımın yapıldığı ve kaybedenin de en başta Suriye oldu, sonra da Suriye'nin en yakın komşusu Türkiye olduğunu artık hepimiz kabul ediyoruz. Bu savaşın başladığı, Suriye savaşının başladığı en başında biz şunu söyledik, dedik ki Suriye'de merkezi otorite korunamadığı sürece bunun bedellerini Suriye halkı da, Suriye coğrafyası içerisinde yaşayan herkes ödeyecektir. Bugün sonuç itibarına gelindiğinde bu Suriye'nin üçe bölündüğü, bir kısmının içerisinde PYD adı altında
suni bir yapılandırma ile ayrı bir coğrafik bölgenin oluşturulduğu, yine başka bir bölgede, Türkiye'ye yakın bir bölgesinin içerisinde IŞİD de başta olmak üzere radikal İslamcı militanların o bölgede coğrafik bir alan elde ettikleri, merkezi hükümetle çatıştıkları, öbür tarafta da merkezi hükümetin bu iki bölgede otoritesini kaybettiği, bütün bunları kaybederken de Rusya'nın da kendi emelleri doğrultusunda uzun dönemdir sıcak denizlere inme umudunu fiziki olarak gerçekleştirdiği ve Suriye'de kalıcı olarak kendisine askeri stratejik üsler edindiği, deniz ve hava üsleri edindiği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığı zaman da onun da Kuzey Irak'taki Kuzey Irak bölgesinden sonra şimdi ona bir ilave daha yaparak Suriye'de, biliyorsun Suriye'nin doğusunda PYD diye tanımlanan bir bölgede de yine o bölgedeki nüfusu bir şekilde IŞİD tehditiyle kovalayarak oradan kaçanlar insanlar Türkiye'ye geldiler ve bugün anladılar ki kendi topraklarını o iç savaştan boşaltmak üzere orada çatışma yaşanmış ve o insanlar Türkiye'ye gelip ve buraya gönderildiklerinde de bir daha geri dönmemeleri için her türlü tedbir alındı ve bugün orada PYD bölgesi diye bir bölge oluşturuldu. Bunu Afganistan'daki son bundan yazın işte yaşanan olayları tahlil ettiğimiz zaman da oradan da bazı ipuçlarını görmek mümkündü. Şöyle Barış Bey, hatırlayacaksınız o görüntüler bütün izleyicilerin de gözünün önündedir. Afganistan'da Taliban denilen 75 bin kişilik bir elinde makineli tüfekleri olan bir terör örgütü yapısı. Öbür tarafta 300 bin kişilik NATO'nun 25 yılı aşkın bir süredir eğittiği, elinde son derece modern silahları olan, uçakları, helikopterleri olan, NATO kuvvetleri olan son derece donanımlı bir ordu vardı. Ama ne olduysa bir gecede o Amerika Birleşik Devletleri ben Afganistan'dan çekiliyorum, apar topar çekilmem lazım deyince geride kalanlara bakıyorsunuz. Dünyanın en modern silahlarını bırakıp oradan ayrılmak gibi bir durum var. Tamam, silahları anlayabilirim. Hani acilen boşaltıyoruz, silahlar da lanet olsun dediğiniz kaldı. Peki Barış Bey, görüntüleri hepimiz hatırlayacağız. O odalardaki kolilerce dolarlar nasıl oldu da unutuldu kaldı? Bu normal mi sizce? Elbette normal değil. Aynı şekilde Libya'da yaşananlara dönüp bakıldığında Kaddafi'nin Libya'sı Libya halkı için büyük umuttu. Kaddafi hala Libya'da toplumun en önemli umuduydu. Nitekim Kaddafi'nin o Libya halkına sağlamış olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve diplomatik güç o günden sonra temelinden ağır darbeler yedi ve sarsıldı. Peki Kaddafi kim devirdi diye baktığımız zaman Moritanyalı, Mısırlı, Cezayirli, Afrika'nın Nijerya'dan gelen bir takım göçmenler ve orada nasıl gelip nasıl bir gecede silahlandıkları izah edilemeyen bazı sığınmacılar. Kaddafi'yi katlettiler, Libya'yı şu anda 3 ayrı parçaya böldüler. Aynı şeyi Irak'ta da yaşadık, biliyorsunuz. Irak'ta da nükleer silahlar var denildi ve arkasından NATO'nun da kendi içerisinde yaşadığı tartışmalarla Irak'a girildi. Ama sonuç itibariyle Irak tarihin en ağır dramlarından birisini yaşadı. Dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervine sahip olan Irak bugün kişi başı 2500 dolarla açlık içerisinde hayatta kalmaya, hayata tutunmaya devam ediyor. Arkasından bu operasyonu, Irak operasyonu yapanlar arka arkaya özür dileyip bizi kandırdılar, bize yalan söylediler hikayeleriyle toplumu sakinleştirmeye, savuşturmaya çalışıyorlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çok açık. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ikinci maddesi böyle bir işgali asla kabul edilemez diyor. Bu asla kabul edilemez. Sonuçta baktığımızda Barış Bey, şimdi Rusya'nın iddiası Donbas ve Lugansk bölgesindeki ayrılıkçı bir takım hareketlerin orada uzun dönemden beri Nazi güncellemesiyle birlikte ülkeyi, o bölgeyi iç çatışmalara sürüklediği, büyük gerilimler yarattığı yönündeydi. Peki ülkelerin de beklentisi şuydu. Rusya daha önce Kırım'a girdi ama Kırım'ı Ukrayna'dan ayırdı. Onun dışında Ukrayna'ya farklı bir
savaş geliştirmedi. Ukrayna'ya karşı başka bir mücadele konsepti geliştirmedi. Herkesin beklediği ve bence de yanıldığı o televizyonlarda ahım şahım anlı şanlı işte güvenlik politikacıları var. Hepsi palavra çıktığını gördünüz işte ne kadar palavra sıktıklarını. 24 saat sürmüyor söyledikleri şeyleri. Aynen öyle, aynen öyle. İşte onlar maalesef yani burunların ucunu göremeyecek kadar palavradan fırsat bulup da 3 tane, 5 tane, 6 tane strateji kitabı okumaktan aciz adamlar yani. Onların söyledikleri neydi? Donetsk ve Donbas bölgesinde işte Rusya gelir o bölgeyi işgal eder. Ondan sonra onların da aynen Gürcistan'da olduğu gibi Osetya ve Abaza Cumhuriyeti'ne gibi o bölgeleri de tanır. Onları da uluslararası arenada tanıtmaya çalışır. Burada kalır. Böyle değil. Rusya şunu söylemek istiyor. Rusya diyor ki ben iki temel dış ticaret yapısıyla ekonominin içerisinde, dünya ekonomisinin içerisinde var. Ben bu saatten sonra otomobil teknolojisinde yer almam mümkün değil. Almanlar bu konuda aldılar, Ataldı, Üsküdar'ı geçtiler. Dijital teknoloji konusunda Kore, Japonya ile rekabet etmem mümkün değil. İlaç sanayi konusunda, sağlık sektörü konusunda Fransızlarla rekabet etmem mümkün değil. Konfeksiyon, tekstil, mobilya sektörü konusunda İtalyanlarla mücadele etmem mümkün değil. Finansı zaten dünyanın tamamı fiber optik kablolarla birlikte Londra'ya bağlandı. Oradan pay almam mümkün değil. Bankacılık sistemi üzerinden, enerji koridorları üzerinden yeni bir pay almam mümkün değil. Çünkü burayı da Amerika Birleşik Devletleri kapattı. Tedarikçi ülke olma şansım şu anda çok zayıf. Çünkü Çin bu konuda çok yol kat etti. Dünyanın şu anda bir numaralı tedarikçi ülkesi ve benim bu tedarikçilikten ciddi bir pay almam mümkün değil. O halde bana ne kalıyor? Bir, doğalgaz enerji koridorlarıyla birlikte Avrupa sahasında elde ettiğim avantajlar. İki, kimya sanayi ihracatı konusunda özellikle kimya ham maddesi konusundaki dünyada geliştirdiği teker. Üç, hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın sahip olduğu dünyanın en önemli tahıl depoları. Bu belki de diğer ikisinden daha öncelikli ve önemli. Nedeni şu. Şimdi hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği 2020 yılında Green Deal adı altında, Yeşil Mutabakat adı altında bir mutabakat yayınladı. Yani diyor ki Avrupa Birliği önümüzdeki 2050 yılına kadar dünyada çok önemli bir küresel ısınma sebebiyle hububat ve tahıl üretimi kaybı yaşanacak. Bu dünyadaki mevcut açlık içerisinde yaşayan nüfusu daha da artıracak. Küreselleşme öncesinde dünyada 800 milyon civarında olan açlık içerisinde yaşayan insanların sayısı bugün 1,5 milyara vardı neredeyse. Küresel ısınma sonunda bu rakam 2,2 milyarları aşacak. Bu şu demektir, dünyanın nüfusunun dörtte biri açlık içerisinde yoğun bir çatışma sürecinin içerisine girebilir. O halde dünyadaki petrolde, doğalgazda, otomobil, lüks sektörler vesaire, ulaşım sektörü, bunların hepsi daha ikinci planlara itilecek konular olacak. Niye? Çünkü insanlar açsa ilk yapmaları gereken iş karınlarını doyuracaklar. İnsanlar geçmişte de karınlarını doyurmak için vahşi doğanın içerisinde aslanlarla, kaplanlarla, kurtlarla, şunlarla, bunlarla kavga etmişlerdir. Ölümü göze ara, kora kor. Yarın bu 2,5 milyara yakın aç insan açlıktan ölmeyi göze almayacağına göre bir şey yapacaklar bu insanlar. Ne yapacaklar? Gıdaya ulaşmak için büyük mücadeleler içerisine girecekler. İşte bu da bölgesel savaşları artıracak olan en etken unsur. O halde dünyada tahıl ambarı açısından özellikle küresel ısınma sonrasında kaybolacak ürün miktarını ölçümlediklerinde önümüze çıkan rakamlar dehşet Barış Bey. Yalnızca buğdayda rekolte kaybı %12'lere varacağı söyleniyor. Bu şu demektir, %12'lere varan bir rekolte kaybı yaklaşık 90 milyon ton buğday üretilemeyecek demektir. Bu işte dünyadaki en önemli gelecekteki kavgalardan bir tanesi. Peki bunun menbaı, menşei neresi? Elbette ki dönüyorsunuz o zaman Rusya coğrafyasına bakıyorsunuz, Ukrayna'ya bakıyorsunuz. Dünyanın en önemli bakliyat, tahıl ürünleri üretim coğrafyası o coğrafya. Bütün dünyanın gözü o coğrafyada ve herkes bu coğrafya üzerinde gelecekte de bir hakimiyet sağlamanın yollarını arıyor. Rusya tek başına şu anda 140 milyon nüfusuyla dünya coğrafyasının %20'sini elinde bulunduruyor.
Ve asıl kavganın sebebi de bu. Çin'in zaman zaman sessiz kalmasının bir sebebi de o. Nitekim Çin'de 1,5 milyar nüfus var. Hindistan'da 1,5 milyar olduğu nüfusu şu anda Çin'le at başı. Neredeyse Çin'in önüne geçti Hindistan. Ama dünyadaki ekilebilir toprakların %20'si Rusya'nın elinde. Nüfusu 140 milyon. Rusya rivayet o ki 2050 yılına gelindiğinde bugünkü yaşlanma ile birlikte nüfusu 95 milyonlara kadar inecek. 100 milyon olduğunu düşünün. 100 milyona inecek olan bir Rusya'nın dünyada nasıl büyük bir refahı elinde tutacağı, gelecekte bugünkü Arap ülkelerinden çok daha zengin, çok daha güçlü bir kişi başına gelir kalemine ulaşacağı anlaşılıyor. Onun için bu paylaşım kavgası Ukrayna üzerinde, Ukrayna halkının canıyla malıyla sonuçlanacak ve maalesef buradaki hiç kimsenin umrunda Ukrayna halkının geleceği yok. Ve burada görünen o ki dünyada bilinen bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de dahil olan temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin hiçbir kuralında işlemeyeceğini görüyoruz. İşleyecek olsa en basitinden Barış Bey, Avusturya'da bir filarmoni orkestrasının sanat yönetmeni, orkestra şefi sırf Rus uyruklu olduğu için işine son veriliyor. Ya da bir sanatçı Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yalnızca Rus uyruklu olduğu için onun gösterisi yasaklanıyor. Ya da bir sporcu yalnızca Rus uyruklu olduğu için yarışmalardan men edilebiliyor. Bu dünyanın hiçbir bugüne kadar gerilim yaşadığı dönemlerde kabul edilebilir bir uygulama biçimi değildir. Buna ilişkin Birleşmiş Milletler'in temel hak ve özgürlüklerine de bakıldığı zaman bunların hiçbirisini izah etmek mümkün değildir. Kısacası ne Rusya'nın buradaki kendine uydurduğu gerekçelerle Ukrayna'da yapmış oldukları uluslararası hukuka ve sıcak takip mevzuatına uyarlıdır, ne de Rusya'ya karşı yapılmış olanlara bakıldığı zaman onların da dünyadaki bilinen evrensel kurallara uygun olduğu söylenebilir. Bütün bunları topladığınız zaman dünyada artık çok ciddi bir sürecin eşiğine gelindiğini görüyoruz. Bu tarihten, bu saatten itibaren artık hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın dünyadaki işte Birleşmiş Milletler'in şu mevzuatı, NATO'nun bu mevzuatı, Avrupa Birliği'nin şu mevzuatı diye hiçbir beklentileri olması çok da mantıklı değildir. Çünkü bizzat birebir olarak kişileri de esas alan uygulamalara bakıldığı zaman, hani o ceza hukukunun çok meşhur ilkeleri vardır ya, hani suçun şahsiliği prensibi vesaire falan filan, hepsinin askıya alındığını, insanların orijinleriyle yargılandıklarını ve bunun neredeyse 1000 yıl önce askıya alınmış olan, tamamen bertaraf edilmiş olan, bütün o günden bugüne yaşanmaması gereken, yaşanmayan kuralları yeniden hortlattığını görüyoruz. Türkiye'nin buradaki tutumu ne olabilir? Maalesef üzülerek söylüyorum, Türkiye eğer taraf tutar ise, ki bunu tutmamalı, şu ana kadar bu konuda kısmen de olsa doğru bir dış politika götürüldü. Bugüne kadar götürülen doğru politikanın daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi lazım. Türkiye burada çok ciddi öne geçebilir Barış Bey. Türkiye şunu söyleyebilir: biz sizin uymadığınız uluslararası hukuka uyacağız. Biz Birleşmiş Milletler'in 2. maddesine de 3. maddesine de Birleşmiş Milletler'in tüm mevzuatlarına en ciddi bir şekilde bağlı kalacağız. Uluslararası hukuka bağlı kalacağız. Eğer Türkiye bu uluslararası hukuku güçlü bir şekilde masada kullanabilirse hiç kimsenin baskısına boyun eğmek zorunda kalmaz. Ne Rusya'ya, ne Ukrayna'ya, ne Avrupa Birliği'ne, ne de NATO'ya. Türkiye şu anda olabildiğince uluslararası hukuka yaslanmasıyla birlikte eli güçlenmeye başlayacaktır. Ne kadar uluslararası hukuk, o kadar güç demektir. Şu ana kadar bunu kısmen yaptılar. Bundan sonrasında da bu devam ederse ortada şöyle bir şey olacaktır. Emin olun, bugün İsviçre'nin terk ettiği, dün daha doğrusu Rus bankalarının, Rusların paralarını dondurmakla birlikte terk ettiği tarafsız, yansız, dürüstlük ilkeleri, uluslararası dürüstlük ilkeleri uyarlı dış politika mevzuatını Türkiye kazanabilir. Yani İsviçre'nin yerine Türkiye kolaylıkla geçebilir.
Ki İsviçre ilk defa böyle bir konuda taraf oluyor yani. O da çok ilginç bir gelişme. Yani İsviçre normalde genelde dış politikası hep böyle konularda tarafsızlık üzerine kurulur ama ilk defa bir Rusya'ya karşı bir tavır aldı. Aynen öyle. Şimdi o kadar ikircikli, o kadar enteresan ki, garip ki, bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması, bazı bankaların ise SWIFT sistemin içerisinde hala kalıyor olması gibi çifte standartlarla inancı güveni sarsan uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bu itibarla Türkiye'nin bu tuzaklara hiçbir şekilde itibar etmemesi gerekiyor. Türkiye uluslararası mevzuatın, hukukun kendisine vermiş olduğu gücü kullanarak bu süreci takip etmeli, devam ettirmeli. Bunun dışında hiçbir şekilde olacak baskılara da boyun eğmemelidir. Türkiye önümüzdeki dönem içerisinde Ukrayna ve Rusya ilişkisini bu dengede yürütürse, samimiyetimle şöyle söyleyeyim size, elbette çok bu konuda üzüntü vericidir ama savaşın bir sonucu ve gerçeği de var ki Türkiye buradan hem ekonomik olarak hem siyasi olarak çok büyük güç alarak çıkabilir. Bunu yapabilecek Türkiye'nin dış politika birikimi de, dış politika deneyimi de vardır. Ama bugünkü tabii Dışişleri Bakanlığı'ndan bu birikimi, bu deneyimi beklemek yanlış olur. Bunların becereceği işler değildir ama Türkiye'nin bunu becerebilecek hariciyecileri de, bunu becerebilecek silahlı kuvvetler mensupları ve deneyimleri de vardır. Şimdi deneyimden yola çıkınca ister istemez tabii ki Türkiye'nin uluslararası hukuk anlamında elini en çok güçlendiren ve sizin dediğiniz politikalar uygulamasındaki en temel belgesi olan Montrö Antlaşması var. 1936 yılında Atatürk tarafından yapılan bir anlaşma ve hala neredeyse 100 yıl sonra bile Türkiye'yi çok ciddi sıkıntılardan kurtaran ve tarafsız olmasını sağlayan bir anlaşma. Bununla ilgili herkesin bildiği üzere 104 emekli amiralinin bir açıklaması olmuştu. Montrö'ye sadık kalınmalı, Karadeniz'de bir tarafsızlık ve bağımsızlık korunmalıdır diye bir açıklaması olmuştu. Tabii bu amirallerin ne darbeciliği kaldı, ne FETÖ'cülüğü kaldı. Ayaklarına elektronik kelepçeler taktılar. 8-10 gün gözaltlarını tuttular. Yani bir şekilde manevi olarak işkence ettiler. Fakat bugün geldiğimiz noktada 104 emekli amiralinin söylediği şeylerin ne kadar haklı olduğunu neredeyse belki birkaç ay içinde bunların gerçek şeyini görebildik. Ama şimdi şöyle bir yandan da bakmamız lazım. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak çok büyük bedeller ödemekten kendini kurtardı. Çok büyük bir başarıydı belki o dönem için. Şimdi baktığımız zaman tabii o zaman şartları 1939 yıllardan şu an geldiğimiz 2022'de çok daha farklı. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye bir oldu bittiyle karşı karşıya kalma riski her zaman var şu konjektürde. Siz bu Montrö Antlaşması'nın hukuki olarak da çok iyi bildiğinizi biliyorum. Bu Türkiye nasıl bir avantaj sağlıyor? Türkiye'nin bu stratejiyi nasıl kurgulaması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve aynı zamanda tabii ki bu emekli amiral mevzusuna da değinebilirsiniz. Gerçekten Türkiye'nin yurtsever amiralleri ki zaten birçoğu da Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında yargılandı, hapis yattı yıllarca. Şimdi yine benzer bir şeyle gene memleketlerinin çıkarlarını, halkının çıkarlarını düşünerek böyle bir şey yapıyorlar. Neler söylemek istersiniz Sayın Pekşen? Şimdi Barış Bey, bu amirallerle ilgili önce şunu söylemekte yarar görüyorum. Hatırlarsanız işte sizin de hatırlattığınız gibi Balyoz ve Ergenekon davalarında büyük bir kısmı yargılandılar. Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanan amirallerin daha sonra uydurma, düzmece delillerle yargılandığını ve bu yargılamaların esasen yargılama görüntüsüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tasfiyesi amacını taşıdığı ve doğal olarak Türkiye'nin kendi coğrafyasındaki o güçlü ordu gücünün kırılmasını hedeflediğini herkes anladı. Hatta yanılmıyorsam 2018 yılında Rusya Genelkurmay Başkanı İstanbul'daki bir enerji konferansına katılmak üzere Türkiye'ye geldiğinde bir açıklama yapmıştı ve o açıklama son derece dikkat çekiciydi. Ben de zaman zaman onu gündeme taşıdım. Diyordu ki Genelkurmay Başkanı, artık Karadeniz Türk donanmasının mutlak hakimiyet sağladığı bir göl olmaktan çıkmıştır diyor. Yani ne zaman Balyoz davası oldu, deniz kuvvetleri üzerinde büyük bir operasyon yapıldı, Karadeniz'de Türklerin donanmalarıyla mutlak hakimiyeti kırıldı diyor. Peki kim yaptı bunu? Bir de vurgusunu da yapmak istiyorum da bu özellikle Ergenekon Balyoz amirallere yönelik, yani deniz donanma kuvvetlerine yapılan bir operasyondu aslında öz itibariyle. Önce oradan başladı.
en önce Deniz Kuvvetleri, arkasından Hava Kuvvetleri'ni içerisine aldı. Sonra diğer kuvvetlere de yansıdı ama dediğiniz gibi ilk önce Deniz Kuvvetleri'ni işin içerisine aldı. Çünkü Deniz Kuvvetleri'ni işin içerisine alması çok normal. Onunla birlikte Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki o dönemde mutlak olarak koruma kararlılığı içerisinde olduğu münhasır ekonomik deniz sahaları tam gündeme taşınmıştı. Akdeniz'in ve Ege'nin münhasır ekonomik sahalarının paylaşımı dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeydi. Elbette Türkiye bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmayacağını ortaya koyduğunda o zaman bunu engellemenin yolu olarak da Deniz Kuvvetleri'ndeki zayıflık sağlayarak buradan bir zafiyetle birlikte sonuç elde etme gayreti içerisine girdiler. Ama bu da başarılamadı. Sizin de bildiğiniz gibi bu konuda Balyoz davasında da büyük bir direnç oldu. Sonra insanlar, halk gerçeği fark etti. Biz avukatlar mahkemede hukuku sonuna kadar koruma kararlılığımıza, arkamızda da halkın desteğini ve halkın da bu konudaki öngörüsünü alınca iş istenildiği gibi planlanamadı, sonuçlanamadı. Sonra Balyoz sonrasında da Deniz Kuvvetleri mensupları Türkiye'nin bu kurulmuş olan tuzağın içerisinde nereye doğru sürüklendiğini yine dikkatlice gördüler ve uyarılarına devam ettiler. İşte bu amiraller bildirisinde de daha önce bu bildiriden bir süre önce aynı bildiriyi aynı neredeyse cümlelerle bildiğiniz üzere daha geniş, daha çok katılımcılığı bir şekilde hariciyeciler yayınladılar. Ama hariciyecilere hiçbir şey söylenmedi. Kamuoyunda bu bildiriler yayınlanmaya başlayınca herkesten bu özellikle Kanal İstanbul'a ilişkin itirazlar, Türkiye'nin bu konuda düşüreceği zafiyet gündeme taşınmaya başlayınca da bu defa kendileri kalktılar, silahlı kuvvetler üzerine bu işi ihale ederek amirallerden buna ilişkin bir baskı oluşturarak bu konudaki sessizliğe bürünmeleri yöntemini seçtiler. Ve nitekim amirallerin bu konudaki kamuoyuna paylaşımlarını da bildiğiniz üzere işte zorlama bir iddianameyle yargılama görüntüsü adı altında bir sürecin içerisine soktular. Biz hukukçular çok iyi biliyoruz ki böyle bir yargılama olması mümkün değildir. Ama şu anda Türkiye'de özellikle bu Rusya'da Ukrayna-Rusya savaşından sonra ortaya çıkan gerçek şu ki herkes bir şekilde bu amirallerden neredeyse özür dilenmesi gerektiği konusunda hemfikir olma noktasına doğru geldi. Bu amiraller daha düne kadar yaftalanan amirallerin bugün özür dilenecek noktaya gelmesi Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü göstermesi açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Burada Sedef Kabaş'ın da bir paylaşımı olmuştu sosyal medya hesabından. Avukatlar aracılığıyla Montrö ile ilgili bir açıklaması vardı. Onu da takipçilerimiz okumak istiyorum. Merak ediyorum, Montrö Sözleşmesi'nin ülkemizin güvenliği açısından büyük bir garanti olduğu gerçeği acaba yeterince fark edildi mi? Bunu daha önce dile getiren ve bu yüzden mahkemeye verilen birbirinden değerli vatansever 104 amiralimizden özür dilendi mi diye Sedef Hanım da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmasını istemişti. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Peki bu geldiğimiz noktada evet bir Montrö var. Bir yandan Kanal İstanbul tehdidi de hala Türkiye üzerinde. Bugün bir Kanal İstanbul olsaydı mesela nasıl bir tehlikeyle karşılaşacağımız umarım herkes tarafından fark edilmiştir. Türkiye bu noktada evet biraz tarafsızlık politikasını şey yaparak sizin de dediğiniz gibi uluslararası hukuki zemine dayanarak en azından şimdilik iyi bir siyaset izlediğini ben düşünüyorum. Aynı zamanda demin de bahsettiğiniz işte Libya olsun, Suriye olsun, Irak olsun ya buralardaki bütün dış müdahalelerde neredeyse en çok zararlı çıkan ülke Türkiye oldu. Artık nasıl bir şeyse Afganistan'daki savaş bile ne yazık ki Türkiye coğrafyasını tam anlamıyla etkilemiş durumda. Umarım bu savaş bir an önce biter ve biz de Türkiye olarak sizin de söylediğiniz özellikle geleceğe hazırlanma noktasında tarım politikalarını falan gözden geçirerek biz de bu gelecekteki risklere karşı önlem alırız. O da dediğiniz gibi bu mevcut iktidar tarafından ne kadar yapılabilir? Tabii ki tartışılır ki tarımın da hali ortada. Bu sene bildiğiniz üzere ilk defa çiftçilerimiz gübresiz bir buğday ekimi yaptılar. Buğdayın, evet. Gübrenin fiyatlarının ve mazotun fiyatlarının çok artması da çiftçinin belini kırmış durumda. Bunu da buradan dile getirmiş olalım. Şimdi biraz tabii dış siyaseti konuştuk. İç siyaset üzerinde de birazcık konuşmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere 6 siyasi parti bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini 28 Şubat tarihinde imzaladı.
bir ortak bir mutabakat metni çıkartıldı. Belki Türkiye'de bu kadar farklı kesimlerde siyaset yapan, siyaset yelpazesinin farklı yerlerinde yer alan partiler ilk defa bir araya geldiler. Sayın Pekcan, siz bir siyasetçi olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye için bu ne kadar önem taşıyan bir belge ve bu belgeyi nasıl yorumluyorsunuz detaylı olarak incelediğinizde? Vallahi Barış Bey, çok açık görüşümü söyleyeceğim bu konuda. Ben bu 6 siyasi partinin 2 tanesinin bir kere o kapsam içerisinde niye olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani hem Sayın Ali Babacan'ın hem de Sayın Davutoğlu'nun partiden gönderilene kadar bu ülkenin en önemli sorunlarında sorumluluk sahibi oldukları ve karar alıcı noktada olduklarını hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumu bu ülkeyi nereye sürükleyeceğini bu iki arkadaş bilmiyorlarsa, o halde bunlarla bu saatten sonra nasıl yol yürüyeceğiz? Yarın bunların daha büyük, daha vahim bazı kararlara destek vermeyeceklerini kim garanti edebilir? Ya bunlar ülkeyi yönetme sorumluluğu içerisinde ülkenin anayasasını bu hale sürükleyen kararlarda imza sahibi değiller. Bunlardan ikisinden bir tanesi çıkmış demiş olsaydı ki böyle bir anayasa Türkiye'yi çok ağır bir sürecin içerisinde sürükler. Bu tam otoriter, totaliter bir anayasa olur. Ülke buradan çok gerilir, ayrıştırılır. Bu kabul edilemez bir anayasa taslağıdır demiş olsaydı o anayasa ne parlamentodan geçerdi ne de halkın oyundan geçerdi. Geçmezdi. Ama sessiz kaldılar. Ne zaman kendileri siyasetin dışına, özellikle Ahmet Davutoğlu başbakanken parti elinden alındı, kapının önüne konuldu. Ondan sonra çıktı birer demokrasi kahramanı gibi siyasetin içerisinde şu anda nutuk atmaya devam ediyor. Bu hiçbir toplumsal karşılığı olmayan bir siyasi hareket. Anketler yapılıyor. İşte Davutoğlu'nun partisine de şu kadar. %1'i geçti. Geçen anket gördünüz mü Barış Bey? %1'i geçen anket gördünüz mü? Yok. Hiç. Hangi ideolojiyi temsil ediyor? O da belli değil. Peki şeye bakıyoruz. Ali Babacan'a bakıyoruz. Aynı bugün Türkiye'nin sıcak para tuzağının içerisinde sürüklenmesi, Türkiye'nin yabancı şirketler tarafından en önemli kamu şirketlerinin, kamu kurumlarının satın alınmasında en önemli pay sahibi olan kişi Ali Babacan değil mi? Bu ülkeyi bu noktalara ekonomik olarak da siyasal olarak sürükleyen en önemli AKP aktörlerinin içerisinde Ali Babacan asla 3. 4. sırada değildi. Erdoğan bu partinin genel başkanıydı ama sağ kolu her zaman Ali Babacan'dı, bunu hepimiz biliyoruz. O halde bugün Ali Babacan hangi bugüne kadar yaptıklarından vazgeçti veya halkın önüne, toplumun önüne çıkıp da bunları yanlış yaptık, bunlardan dolayı özür dileriz dediği bir tek unsura rastladınız mı? Yok. AKP'nin politikalarını eleştirdiği bir şeye rastladınız mı? Hayır. Neyi eleştiriyor? Erdoğan'ı eleştiriyor. Erdoğan gitsin ben geleyim. Fark eden bir şey yok ki. Erdoğan biraz şey gibi oluyor. Ama evetçilerin biz değil Erdoğan değişti söylemi gibi bir benzer bir söylem. Aynen, katılıyorum size. Orada söylediği zaten bütün eleştiriler Erdoğan'a yönelik. Erdoğan'ın politikalarına yönelik değil. O politikaları, kendi politikalarını yine kendisi dayatıyor. O halde ben merak ediyorum yani. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sıcak paraya karşı olan, emperyal düzene karşı olan bir partiyiz. İşçiden yanayız, çiftçiden yanayız, köylüden yanayız, emekten yanayız. Sol bir partiyiz. Sol. Ulus devletten yanayız, Atatürkçüyüz. Cumhuriyetten yanayız, laik devlet düzeninden yanayız. Şimdi bu 6 partinin açıklamasına bakıyorum. Cumhurbaşkanını kim seçecek? Belli mi? Belli değil. Cumhurbaşkanını halk seçerse parlamentoda milletvekilleri de seçilecekler. Milletvekillerini parlamentoyu kim seçecek? Güçlü parlamenter sistem diyoruz ya. Kim seçiyor? Güçlü parlamentoyu kim seçiyor? Genel başkanlar seçiyor. Hani güçlü? Gücü nereden geliyor bu milletvekillerinin o zaman? Güç halk. Halka dayanırsan, milletvekilini halk seçerse, ön seçimle gelirse o zaman arkasında halk desteği vardır. Halkın desteği yoksa kimin desteği olacak? Genel başkanın desteği olacak. Nasıl güçlendirilmiş parlamento oldu bu? Kısacası bir, milletvekilinin seçim usulüne ilişkin bir hiçbir açıklama yok. İki, Cumhurbaşkanını kim seçeceği belli değil. Üç, 1921 Anayasası'na yapılan vurgu bugün Türkiye'de inanılmaz büyük bir toplumsal rahatsızlık yaratmıştır. 1921 Anayasası, 61 Anayasası yaftalanarak aklanmaya çalışılmış, 1921 Anayasası'na dayanmaya çalışılmışlar. Halbuki 1921'den sonra 24 var.
Ama ona hiçbir atıf yok. Niye? Orada çünkü laik devlet düzeni var. Hilafet kaldırılıyor. Arkasından 61 anayasası var ki son derece özgürlükçü bir anayasa. Yeni bir konsepte bağlı bir anayasa. O anayasa birçok dünya ülkesi tarafından örnek alınmış, uygulanmış bir anayasa ama ona da ağır bir saldırı düzenleniyor. Peki, laiklik yok. Modern ve çağdaş bir anayasa tanımlaması yok. Milletvekilinin nasıl seçileceği yok. Cumhurbaşkanını kimi seçeceği yok. Daha çok birçok yok var. Doğal olarak ben o 40 sayfalık metnin toplumda çok heyecan yarattığı düşüncesine değilim. Benim görüşüm bu metne ilişkin şimdilik o kadar. Nasıl olacağına ilişkin dediğiniz gibi çok eksik nokta var. Bir de dediğiniz gibi hani bu siyasi partilerle sizin bahsettiğiniz o laiklik vurgusunu yapmak ne kadar zor. Ki bir yorumda okudum herhalde. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili atıfta mesela yapılmamış şeyde. Aynen öyle. Zaten karşılar. Tabii işte siz bunlara nasıl ortak Türkiye'nin geleceğini nasıl kuracağız? Tabii ki çok tartışmalı bir konu. Çok Sayın Arif'ten çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Umuyorum Sedef bir dahaki yayını Sedef Hanım'la yapalım. Umarım 11 Mart'taki mahkeme istediğimiz gibi sonuçlanır ve hukuksuzluk ortadan kaldırılır. Sedef Hanım da gene burada yayınlarını yapmaya başlar. Takipçilerimize çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı mutlaka yapalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle sonraki yayınımızda.